Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Haftalık gündem videosuyla karşınızdayım. Siz bu videoyu seyrederken ben İngiltere yollarında olacağım. Londra yakınlarındaki Farnborough'da yapılan ve Avrupa'nın en büyük havacılık fuarlarından biri olan Farnborough Air Show'a katılacağım. Bu nedenden dolayı bu haftaki haberlerimiz biraz daha kısıtlı. Bomba haberler Farnborough'da olacak. Dilim döndüğünce onları da size aktarmaya çalışacağım. Bu haftanın aslında en ilginç gelişmelerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. 6. nesil savaş uçağını kim üretecek? Kimler bu uçağı yapacak? Nasıl bir rekabet var? Bunun tartışması yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz ki 5. nesil diyorduk. 6. nesil ne zaman çıktı? Ben bundan 1-2 yıl evvel kanalımızda 6. nesil savaş uçakları uçuyor diye bir video yapmıştım ve altına gelen yorumlar, nerede bu uçaklar, hani uçuyorsa resmi videosu, tabi Amerikalı da sizin merakınızı bekliyor, hemen koyuyor onun resmini. O uçakların prototipleri halen testte. Prototiplerinin yanı sıra geliştirilen sistemler, yazılımları, diğer sistemleri mevcut uçaklar içerisinde 5. nesil veya daha eski uçaklar içerisinde yukarıda gökyüzünde deneniyor. Şimdi bu konuyla ilgili gelişme şu, ama önce 6. nesil uçak nedir, onun farkını ortaya koyalım. 5. nesil uçaklarda biliyorsunuz 5. nesil uçaklar neler? F-35, F-22 çok bilinenler, bunları sayabiliriz. Bu uçaklar stealth, yani radara görünürlüğü düşük. Aynı zamanda sahip oldukları sensör teknolojileri ile adeta savaşı yukarıdan yönetebilen özelliklere sahip olacak. 6. nesil bu özellikleri daha da ileri götürecek. Daha yüksek stealth özelliklerinin yanı sıra bu uçaklar pilotsuz da kullanılabilecek ve her türlü komutayı işte yapay zekala, gelişmiş sensör sistemleriyle bunu taşıyacak gerçekten önemli projeler. Bu projede 3 büyük Amerikalı imalatçı rekabet içerisinde bir tanesi F-35, F-22, daha öncesinde stealth olarak F-117 veya yüksek teknolojiye sahip SR-71 U-2 gibi uçakların yapımcısı Lockheed Martin, diğer tarafta da Boeing var. Boeing'in malum şu andaki en önemli askeri projelerinin başında F-15, F-18 gibi daha eski nesil projeler geliyor savaş uçağı açısından. İki şirket rekabet halinde. En son bilgiler, üçüncü şirket olan Northrop Grumman'ın bundan çekildiği yolunda. Amerikan Hava Kuvvetleri geleceğin uçağını yapacak, 6. nesil uçağı yapacak imalatçıyı bu yıl sonunda belirlemek istiyor. 2018'de resmi olarak başlatılmış çalışmalar yaklaşık 6 yıldır devam ediyor ve hedef 2030'lu yıllardan itibaren bu uçağın F-22'lerin yerini alması. Bu nedenden dolayı uçağı da 6. nesil uçağı, yeni nesil hava hakimiyeti uçağı olarak adlandırılıyor. Fakat tabii bu işler ucuz olmuyor. Yaklaşık F-35'in fiyatını işte 80 ila 100 milyon dolar arasında bir birim fiyatı olacağını düşünürsek, 6. nesil uçağın birim fiyatının en az 3 F-35, yani 240 ila 300 milyon dolar arasında olması, ki de muazzam bir para bu, olacağı ifade ediliyor. Bu işler tabii nereye gidecek, ne yapacak, biz de merak ediyoruz. Amerikan Hava Kuvvetleri F-22'leri daha uzun süre elinde tutmak, en azından daha yenileştirilmiş modelleri elinde tutmak istiyor. Bir yandan maliyetler, bir yandan artan savaş riski ve imalatçıların hükümetler üzerine yaptığı baskılar bu işin nereye gideceğini ben de merak ediyorum. Aynı şekilde Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil hava hakimiyeti uçağının yanı sıra donanmanın da F-18'lerin yerini alacak bir projesi daha var. Ancak bunlarla ilgili geliştirme çalışmalarına beklenen bütçe ayrılmamış durumda. Sadece 54 milyon dolarlık bir bütçe ortaya konmuş. Bu 54 milyon doların da bu bütçenin uçağın tasarımını ilerletmek için pek fazla bir katkısı olmayacağı düşünülüyor. Bu açıdan 6. nesil uçaklar daha uzun süre konuşacağız gibi duruyor. Şimdi bir yeni bir gelişmeyle sizleri hemen haberdar edelim. Havacılıktan mavi ekran krizi. Malum Microsoft'un Windows işletmecisini kullanan bilgisayarları açarız. Bazen mavi ekranla karşılaşırız. Mavi ekran işlerin iyi gitmediğini ortaya koyar. Ve mavi ekranla ilgili hava yollarından havalimanı işletmelerine, bu işin havacılık kısmı, burada çok ciddi bir
kriz yaşandı. Burada da Windows odaklı olarak kullanılan CrowdStrike olarak adlandırılan bir programın güncellemesiyle ilgili bir problem yaşandı. Ve burada Windows bu güncellemedeki bilgileri kabul etmeyerek kullanıcıların ekranına mavi ekrana döndürdü. Tekrar açıp kapamalarına rağmen herhangi bir gelişme olmadı. Türkiye'de Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları'nın yeni şirketi Ajet çok ciddi etkilendi. Daha sonra açıklama yapan Pegasus, Sun Express, Sabiha Gökçen Havalimanı herhangi bir problem olmadığını ifade etti. Bu yaz malum çok yoğun geçiyor. Rötarlar çok fazla, çok ciddi sıkıntılar var. Bir de bu üzerine eklenmiş oldu. Daha da kötüsü Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya kadar bu tür sistemleri kullanan birçok havayolu ve havalimanında uçuşlar durdu. Hatta Hindistan'dan paylaşılan ilginç bir fotoğraf vardı. O uçağa biniş kartı normalde bir bilgisayardaki bir yazıcıdan çıkartılıp yolcuya verilip oradaki yer hizmetleri elle doldurularak bunu yolcuya vermek ve uçuşları bu şekilde yapmak zorunda kalmıştı. Türkiye'de hava yollarının yanı sıra Denizbank, Trendyol gibi şirketler de bundan çok etkilendi. Ulaşmak pek mümkün olmadı. Burada tabii zaman zaman canlı yayınlarımızda, Havelsan'la yaptığımız işbirliklerinde neden açık kaynak sistemleri önemli? Örneğin Türkiye'de geliştirilmiş bir Pardus olarak adlandırılan bir işletici sistem var. Bunun önemi nedir? Bunları çok fazla ortaya koyduk. Havelsan, Pardus, yazılım gibi konuları YouTube'a yazarsanız bunlarla ilgili uzman görüşlerine yer verdiniz. Benim de sunuculuğunu ve moderatörlüğünü yaptığım videolara ulaşabilirsiniz. Çok çok önemli. Burada da en önemli vurucu cümleyi Baykar'ın yönetim kurul başkanı Selçuk Bayraktar söyledi. Tek işletim sistemi, tek arama motoru, 1-2 sosyal medya platformu, 1-2 alışveriş sitesi bunlar dünyayı kaosa götürür. Bu nedenle tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için milli teknoloji hamlesi bunların gelişmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Umarım bu adımlar havacılık sektörüne bir ders olmuştur. Tabii ki Türk Hava Yolları hemen işte Pardus'a geçsin, şunu yapsın, bunu yapsın. Bunlar çok kolay değil. Çünkü yurt dışında yüzlerce havalimanı, yüzlerce, binlerce sistemle entegreli çalışmak durumunda. Ama bunların da önlemi alınmalı ki kaosu en düşük duruma getirebilsin. Bu da bağımsızlık ve herhangi bir durumda bir büyük bir siber saldırıda örneğin zarar görmemek için büyük önem taşıyor. Evet, Kıbrıs Barış Harekatı'nın dün 50. yıl dönümüydü. Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar kapsamında garantörlük hakkıyla yaptığı bu operasyon adada yaşayan binlerce Türk vatandaşının, binlerce Türk'ün hayatta kalmasını sağladı ve tabii ki devam eden uluslararası anlamda da özellikle de Yunan tarafının verdiği gazla bir Kıbrıs problemi halen devam ediyor. O konuda Türkiye sıkıştırılmaya çalışıyor ama Türkiye 50. yılda özellikle Türk Deniz Kuvvetleri çok ciddi bir gövde gösterisi yaptı. Başta TCG Anadolu olmak üzere 50 parça gemi çıkartma gemilerinden deniz karakol gemilerine, fırkateynlere, hücum botlara ve denizaltılara kadar çok farklı türden gemi geçit töreni yaptı. Buna deniz karakol uçakları, deniz platformlarında kullanılan helikopterler de eklendi. Türk Hava Kuvvetleri 4 F-16 ve aynı zamanda 2 adet Akıncı TİHA ile bu geçit törenine katıldı. Ve tabii ki Kıbrıs semalarında Türk yıldızları da bayrağımızın kırmızı beyaz renkleriyle dumanlar bırakarak mükemmel bir gösteriye imza attı. Bundan birkaç ay evvel Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili olarak sevgili arkadaşım araştırmacı yazar Levent Başara ile bir program yapmıştık. Farklı bir boyamayla bu işin dünyanın gündemine gelebileceğini ifade etmiştik. Pek yetişmemiş anlaşılan ve tabii ki bence bunlar önemli kaçan fırsatlar. Çok ufacık şeyler ama önemli kaçan fırsatlar. Air Tato, İngiltere'de yapılan havacılık gösterileri, Avrupa'nın en büyük askeri havacılık gösterileri. Buraya da Türk Hava Kuvvetleri Solo Türk'le ve 2 adet F-4 uçağıyla birlikte katıldı. Örneğin o F-4'lerin birinin kuyruğu NATO 75. yıldı. Diğeri neden Kıbrıs Barış Harekatı değildi? İşte bunlar keşke hayata geçirilse ve
derdimizi anlatmakta da meraklı gözleri böyle bir çevirse çok çok güzel olurdu diye açıkçası düşünüyorum. Son alınan kararla birlikte Katar'daki deniz üssüne 2 adet Tuzla sınıfı karakol gemisi konuşlandırıldı. Bunlar 22 Temmuz'da Aksaz'dan yola çıkıyor ve Katar'daki görev bölgelerine ulaşacaklar. Bunlar Tuzla sınıfına baktığımız zaman aslında Türk Deniz Kuvvetleri'nin filo yapısında 16 adet bulunuyor. Dersa'nın yaptığı yerli üretime sahip yaklaşık 57 metre uzunluğunda özel bunlar gemiler ve envantere 2008-2014'te girmişler. Dersa'nın da tabii Fenerbahçe'nin başkanı olarak sektörün tanıdığı Aziz Yıldırım'ın şirketi. Buradan elde edilen tecrübeyle birlikte Tuzla sınıfı karakol gemisi Türkmenistan ve Nijerya'ya da ihraç edilmiş durumda. Şöyle de bir silahlarına bakalım. İki namlulu Otomalera top bulunuyor. 2 adet 12.7'lik Aselsan'ın stampı var. Ayrıca Roketsan'ın farklı mühimmatları da bu gemiler üzerinden atılabilmekte. Tekrar sivile dönecek olursak Airbus'un uzun zamandır beklenilen uzaklara uçabilen tek koridorlu yolcu uçağı A321 XLR sertifikasyonunu tamamladı. Avrupa Havacılık Otoritesi'nden yolcu taşıyabilir belgesini aldı. Bu uçak havacılık açısından çok önemli. Diyeceksiniz ki normal A321 ile ne farkı var? Ne farkı? Taşıdığı yaklaşık 16 ton ağırlığındaki ek yakıt deposu. Böylelikle uçak 11 saat havada kalabiliyor ve menzili normalde 6.475 kilometreden 8.695 kilometreye uzuyor. Tek koridorlu bir uçak. Normalde bunlar İçat kısa uçuşlar için yapılmış. Yani işte 1 saatten 4 saat, 5 saat, 6 saate kadar uçuyor. 11 saatte uçması demek düşük maliyetli hava yollarının kıtalar arası sefer yapabilir duruma gelmesi. Bu iş özellikle Kuzey Amerika ile Amerika ile Avrupa arasındaki uçuşları arttıracak. Düşük maliyetli şirketler bu sektöre girince büyük hava yollarını zor durumda bırakabilir. Ama rekabet biz yolcular için çok çok önemlidir. Bugüne kadar da Airbus'un A321 XLR olarak adlandırılan modelinden 500 civarına sipariş aldığını da belirtelim. Geçtiğimiz yıl Samsun'da Pegasus'un bir etkinliğine katılmıştık. Orada Pegasus Hava Yolları'nın genel müdürü, aynı zamanda Türkiye'nin de ilk kadın hava yolu genel müdürü Gülüz Öztürk'e ben bu uçakla ilgileniyor musunuz sorusunu sormuştum. Kendilerinin henüz bu uçakla ilgilenmediklerini ifade etmişlerdi. Bunu da böyle kenara doğru koyalım. Şimdi her programda işte F-16 ne oldu, Eurofighter ne oldu? Bazen ben o küçük parçalar haline ayırıyorum, videolar olarak da veriyorum. Son bilgi Milli Savunma Bakanı kaynaklarından, biliyorsunuz sözleşme imzalandı bununla ilgili. Detayları heyetler görüşüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları diyor ki bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreç, verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar. Bilare konuyu kamuoyuyla bakanlık paylaşacak. Çünkü bazı iddialara göre rakamın azaltılması gibi konular söyleniyor. Pakette ne vardı? 40 adet F-16 Block 70 alımı, 79 adet F-16'nın Viper modernizasyonuyla yenileştirilmesi, işte ISR radarı gibi yeni nesil yazılım ve sistemler gibi güncellenmesi söz konusu ve Türk Hava Kuvvetleri'ni Milli Muharip Uçak Kaan envantere girinceye kadar tutacak çok çok önemli bir proje. Ama tabii yedek parçası, mühimmatları koyduğunuz zaman da 23 milyar dolarlık liste satış fiyatı üzerinden çok çok ciddi bir proje. Bakalım bu iş nereye gidecek, ama bakanlığın dediği gibi sözleşme imzalanmış durumda. Bir önceki videoda söylediğim gibi Türkiye uçakları kendisi üzerinden üretiminin yapılması gibi biraz daha yerli pay istiyor. Bakalım bu konuyla ilgili de izinler Biden'a gitmiş durumda. Amerika'nın da başkanlık seçim durumları malum. İşte Trump'a yapılan suikast girişimi, Biden'ın durumu o işte epey, o pilav diyelim, epey su kaldırır diye söyleyebiliriz. Evet, bugün biraz daha kısa bir gündem yaptık. Dediğim gibi ben Farnborough yolundayım. 2 gün fuarda olacağız. Çok çok ilginç, farklı şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım oralardan. Bu arada bazı arkadaşlarımız diyor ki ya ne uzun video yapıyorsun? Hayır, ben uzun video yapmıyorum. Açıklamalarda detaylar var.
İstediğiniz konuyu açın bir açıklamayı, oraya doğru geçin. Hepsini seyretmek durumunda değilsiniz. Bu arkadaşlara da bunları tek tek hatırlatıyorum, belirtiyorum. Evet, bir sonraki videomuz umarım bir aksaklık olmazsa Farm Bro'dan gelir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Sorularınız için yorumlar bekliyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.